Evet sevgili dostlar, sponsorlarımız golbar.com'un ve Kayseri Özel Ünlü Hastanesi'nin katkılarıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. AYK'larına endişeli Kadıköy'de cehennem bekliyor demiş. Biliyorsunuz Fenerbahçe'mizin UEFA Avrupa Ligi B grubundaki rakiplerinden AYK Larnaka'nın basın sözcüsü Kiriakos Dimitriou Fenerbahçe maçına dair açıklamalarda bulunmuş. Sizler de basında görmüşsünüzdür. Perşembe günü saat 22'de başlayacak müsabaka öncesinde demiş ki tarihi bir maç olacak. Kadıköy'de bizi adeta bir cehennem bekliyor. Birçok yönden değişkenleri olan bir karşılaşma olacak ancak inancımızla ve özgüvenimizle bu maça hazırlanıyoruz demiş. Oraya gidip Fenerbahçe'nin gözünün içine bakabileceğiz ve alabileceğimiz en iyi şeyi alacağız demiş. Şimdi neyi alacağınızı söylersem kanal kapanır. Grupta alabileceğimiz her puan önemli. Ekim ayında tam 8 maça çıkacağız. Allah'ını seversen Fenerbahçe bir maça çıkacak sanki. Ancak şu anda önceliğimiz Fenerbahçe maçı. İstanbul'da tarih yazmak istiyoruz demiş. 6 Ekim Perşembe günü İstanbul'da Fenerbahçe'ye konuk olacak. Larnaka grubunun ilk maçında Rene kendi evinde 2-1 mağlup olurken ikinci maçta deplasmanda Dinamo Kiev'i 1-0 yenmişti. Yani çantada keklik değil. Önemsenecek bir takım, bilginiz olsun. Şimdi derbiye ilişkin bir haber var. João Pedro derbide sıfır çekti diye. Ki zaten benim bir önceki videomda söylediğim bilgileri destekler nitelikte. Yani Beşiktaş maçında özellikle teknik direktör Jesus'un forvette güvenip oynattığı Valencia'nın gol ya da asist yapamaması. João Pedro'nun derbide hani sıfıra yakın oynaması diyeyim. Çünkü Brezilya asıllı İtalyan futbolcu 16 kez topla buluşmuş. Hücumdaki tüm istatistiklerde sıfır çekmiş. 10 tane ikili mücadeleye girmiş. Sadece 4'ünü kazanmış. Ve 70'te yerini Michy Batshuayi'ye bırakmış. Bazı arkadaşlar kızıyor. Batshuayi diyorlar. Ben de onlar gibi söyleyeyim. Tabii Beşiktaş-Fenerbahçe maçı sadece bir maçtan ötesiydi arkadaşlar. Evet hocam derbiydi. Bilmem, hayır ya derbi değil. Derbiden de ötesiydi. Çünkü Fenerbahçe açısından bir gelir kapısıydı. Ya da gelir kapısı olma niteliğinde bir maçtı. Şimdi bu maçta arkadaşlar bu derbi müsabakasında evet maç 0-0 bitti. Birçok kişiye göre keyifsiz bir maçtı ama Fenerbahçe'nin 3 yıldızı Ferdi Kadıoğlu, Miguel Crespo ve Atilla Salahi'yi izlemek için scoutların geldiği ortaya çıktı diyor. Hayır böyle bir şeyin böyle bir şey ortaya çıkmadı. Zaten biliniyordu. Yani zaten biliniyordu. İngiliz, İtalyan ve İspanyol olması lazım scoutların. Şimdi Fenerbahçe iyi gidiyor. Maşallah ama suskun kaldı derbide. Evet işte Kasımpaşa'yı falan 6-0 yenmişti. Alanya'ya 5-60'tı. Adana Demir'e 4-60'tı falan ama Avrupa'nın önemli kulüpleri yapacakları transferleri öyle bizim gibi transfer markete bakalım. Aa kabarık tamam hemen şimdi alalım diye değil. Çok çok önceden hesap edip transfer ediyorlar arkadaşlar. Çok çok önceden. Yani Lam'ına da bakıyorlar, Cimine de bakıyorlar. Hepsine bakıyorlar. Avrupa'nın önemli takımları transfer yaparken. Biz ne yapıyoruz? Transfer market çöp. Geçin. Şimdi şunu da söyleyeyim. Yani hemen hemen bütün otoriteler zaten ortak görüştüler. Şimdi İspanyol, İngiliz ve İtalyan takımlarının scoutları 3 yıldızı tribünden takip etmişler. Ve hani ne not verdiler ne ettiler bilmiyorum ama Ferdi 50 kez topla buluşup 35 pas atıp %80 pas isabeti sağlamış. Bir de şut pası vermiş. Atilla Salahi ve Crespo'nun zaten maç bitiminde birçok kişi tarafından maçın yıldızlarından ilan edilmesi de malumunuz. Yani ortada böyle bir durum varken bakalım ne olacak. Şimdi hocam. Şimdi hocam. Şöyle kardeşim. Şimdi Fenerbahçe'ye gidiyor gitmesi de ama. Bazı olumsuzluklar var. Ne var? Kadro dışı var. Kadro dışı falan yok ya. Var var. Kim var? Miha Zajc, Arda Güler, Emre Mor kadro dışı. Yoo. Çüş. Çüşünüz. Üçü kadro dışı. Benim niye haberim yok? Ya senin neler haberi var ki ya? O diyorsun yazının önüne. Şimdi arkadaşlar bu kadro dışı olayı şöyle. Şimdi sezon başında Jorge Jesus geldi. İsmail Kartal'la yollar ayrıldı.
Jesus kafasındaki ideal 11'i netleştiremedi. Bazı futbolculara çok denedi, bazı futbolculara az denedi, bazılarını hala deniyor, bazılarını hala yedekte tutuyor. Ama geride kalan 7 maçta 4 galibiyet, 1 yenilgi, 2 beraberlik kaldı Fenerbahçe. Zaits, Arda Güler, Emre Mor son haftalarda kendilerine hani fazla forma şansı bulamıyorlar. İşte doğru tabir bu. Asla kadro dışı falan yok. Asla böyle bir olay yok. Yani kesinlikle böyle bir olay yok. Onu söyleyeyim. Emre Mor ne kadar değişmeli olarak da sahnedeki yerini alsa da, sahadaki yerini alsa da, Jesus Miyazaş da Arda Güler'i yedek kulübesinde adeta unuttu diyor. Fenerbahçe'nin aldığı tek mağlubiyet olan Konya Spor maçında Arda Güler yedekler arasındaydı ama forma şansı bulamadı. Bu maçta Zaits ve Emre Mor ilk 11'delerdi ama ikinci yarı oyundan alındılar. Jesus Kayseri Spor'u 2-0 yendikleri maçta ise Arda Güler'e 90. dakikadan sonra şans verdi. Küfür eder gibi diyor. Zaits ile Emre Mor'a forma şansı vermedi. Alanya ile oynanan maçta Zaits yine görev almadı. Emre Mor 11'de başladığı maçta 66 dakika şans buldu. Arda Güler de 82. dakikada oyuna dahil oldu. Ligin 8. haftasında Beşiktaş deplasmanında ise bu 3 oyuncunun 3'ü de forma şansı bulamadı. Zaits kadro dışı kaldı. Ya kadronun dışında kaldı. Yani 3 oyuncu kadro dışında kaldı. Doğru tabir bu. Şimdi Jesus Arda'yla ilgili şunu söyledi. Yani Arda'nın biraz daha gelişime ihtiyacı olduğunu söyledi ama biraz daha detaylı konuşacağız. Zaits içinde şu an için yeterli değil deniliyor. Ama milli takımdan en son dönem futbolcuydu Zaits. Ve sadece 2 idmana çıkıp iyi de hocam Serdar Aziz'de 1 idmana çıktı. Serdar Aziz'in 1 idmana çıktığını söyleyen yalan söyler. Serdar Aziz milli ara boyunca idmanlara çıktı. Birkaç gün sadece salonda çalıştı. Anlatabiliyor muyum? Ha şu bir gerçek. İsmail Yüksek'in yükselen bir performansı var. Bir, Arao Beşiktaş maçında birçok kişi beğenmemiş olsa da yükselen performans. İki, Mert Hakan Yandaş'ın performansı hakeza. Baktığın zaman Zaits'i bazı vasıflarıyla öne çıkarmak lazım. Yani bazı vasıflarıyla öne çıkması lazım. O da artık hangi vasıflar olur? Onu da siz bileceksiniz arkadaşlar. Yani Zaits'in kendini ön plana atması lazım. Jesus'un seni oynatıyorum demesi değil. Zaits'in kendini ön plana atması lazım. Anlatabiliyor muyum arkadaşlar? Yani bu konuda biraz Zaits'in çalışması lazım. Ha şunu söyleyeyim. Crespo'nun yedeği Zaits olsa daha mantıklı olur muydu? Bence daha mantıklı olurdu. En azından üretkenlik anlamında, rakibe tehdit anlamında. Ama durum bu. Şimdi bir haber var. Fenerbahçe'de Jesus'un Arda Güler tavrı net. Oyun sistemine uygun değil. Bakın bu haber de bu sizin kadro dışını doğrular nitelikte. Şimdi bir kez daha söylüyorum. Kadro dışı falan yok. Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus Beşiktaş derbisindeki oyuncu tercihleriyle şaşırttı. Portekiz'de çalıştırıcı yedeklerde bulunan Arda Güler ve Emre Mor'a süre vermedi. Zaits ise maç kadrosuna dahil edilmedi. Ve bu kararın ardındaki asıl sebep ortaya çıktı. Allah Allah. Bakın aynı haber farklı cümlelerle. Yani aynı haber bence. Konya maçına değinmiş, şuna değinmiş, buna değinmiş. Arda'nın gelişime ihtiyacı var. Jesus Arda Güler'le ilgili kafasındaki kararı çok net. Arda'yı oyun sistemine uygun bulmuyor. Fiziksel olarak da yetersiz görüyor. Yani hem sisteme uygun değil hem yetersiz baki ediyor. Arda'nın toplu oyunda ne kadar iyi olsa da topsuz oyundaki performansından memnun değil. İyi o zaman hocam özel çalıştırsın. Çalıştırıyor zaten. Genç futbolcunun daha iyi olması gerektiğini düşünerek çalışmalarını bu yönde sürdürüyor. Zaits'i da yeterli bulmuyor demiş. Şimdi ben size bir sır vereceğim arkadaşlar. Nedir o sır biliyor musunuz? Öğretmen yetersiz gördüğü öğrenciyi özel çalıştırır. Özel ilgilenir. Teknik direktör yetersiz gördüğü futbolcunun üstüne düşer, onu özel çalıştırır ya da özel çalıştırmak ister. Anlatabiliyor muyum? Mesela antikacısınız, en önemli parçanızı
Kapının girişine dışarıya mı koyarsınız? İçeride özel bir yerde mi saklarsınız? Özel bir yerde saklarsınız. Ne yaparsınız? Dersiniz ki bu özel bir parça, bunun alıcısı da özel. Ya da kasapsınız. En değerli parça sırt diye biliyorum. Hani Kayseri'de pastırma meşhur olduğu için biliyorum. Sırt etini açıkta buzdolabının dışında mı sergilersiniz? Buzdolabının içinde böyle en güzel yerde böyle göz önünde mi sergilersiniz? Ya da iyi ürününün reklamını yaparsınız, kötü ürününü. Arda Güler iyi bir futbolcu. Kaliteli bir futbolcu. İnşallah da Türk futbolunun geleceği olacaktır. Ve bu çocuklar bizim geleceğimiz olacak. Bu çocuklar hepinizden destek bekliyor. Hocam biz destek veriyoruz. 60. dakika geliyor. Arda, Arda diyoruz. Hayır. Bırakın teknik direktör karar versin. Ya siz sadece matematiksel olarak Arda Güler'i tanıyorsunuz. Siz verilerle tanıyorsunuz. Arda ile arkadaşlık kurmuyorsunuz. Arda ile yakın değilsiniz. Şimdi Arda Güler'i böyle yetiştiren, yani böyle yetiştiren, böyle büyüten teknik direktör illaki bir planı vardır. Hani meşhur Kurtlar Vadisi'ndeki o Çakır'ın öldürüldüğü, daha doğrusu öldürüldüğünün açıklanmadığı bölümde Halit'i boğazlarken Polat diyordu ki, ya hiç düşünmedin mi diyordu. Sana baldızının önünde Çakır'ı öldürten testere seni kimlerin önünde kimlere yem eder diye hiç düşünmedin mi diye. Bu aslında var ya, birçok şeyde hayat felsefesi edinebilirsiniz. Mesela bir insan sizi bir hedef doğrultusunda kullanırken bir düşünün bakalım. Bir düşünün bakalım. Acaba sizleri kimlerin önünde kimlere yem eder diye. Tam tersini düşünün. Sizi koruyup kollayan herkese suçlu gözüyle mi bakıyorsunuz? Mesela babalar, anneler ne yapar? Aman çocuğuma bir şey gelmesin, aman şöyle olsun, böyle olsun falan diye üstüne düşer. Ya Arda Güler de Zeiss'ta uygun zamanda gelişimlerini tamamlayıp takıma tam faydalı olacakları zamanda dönüş yapacaklar. Belki de Fenerbahçe hücum hattındaki birkaç isim pozitif manada mükemmele yakın oynamaya başladığında takım dörtlüye dönecek, birdenbire her maç Arda'yı izleyeceğiz. Belki de Avrupa Ligi gruplarında Larnaka'yı ilk maçta yeneceğiz inşallah, 7 puan. Bir bakacağız öbür maç berabere kalmış, ya da atıyorum Kiev'in şansı tamamen gitmiş. Ulan tamam biz bu gruptan çıktık deyip kalan 3 maçta Arda Güler'i oynatacağız. Bir bakacaksınız belki ligde çok iyi gidecek, Arda'yı falan izleyeceğiz. Bir bakacaksınız belki ulan Crespo Arao biraz sıktı, Crespo Zayt'a döneyim denilecek. Bunlar teknik direktör kararlardır. Belki de Emre fiziksel olarak hazırlanıyor. Arkadaşlar bakın, şu kritik bilgiyi de unutmayın. Fiziksel olarak hazırlanan futbolcunun maça çıkmaması yeğlenir, tercih edilir. Çünkü fiziksel olarak hazırlandığı için kaslar daha da güçsüzleşiyor ve sakatlanmaya çok müsait oluyor. Ben doğru zamanda doğru şeyin yapılacağı görüşündeyim. Üçü de kadro dışı falan değil, doğru zamanda oynayacaklarını düşünüyorum. Ukraynalı gazeteci gerçeği açıkladı. Serdar Dursun satılmıştı ama olmadı. Satılmış Serdar diyor. Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi kadrosunu almadığı Serdar Dursun'u transferin son günlerinde göndermek için yoğun mesai harcadığı ama transferin gerçekleşmediğini açıklamış Ukraynalı gazeteci Viktor Vatsko. YouTube programında yaptığı konuşmada Kadıköy Sokağı değerlendirmede bulunan Vatsko bir gerçeği açıkladı. Diyor ki arkadaşlar, bu arada hastalığım hala sürüyor. Kendinize dikkat edin arkadaşlar. Aman hastalanmayın. Ya da hastalanın ya. Ortak kaderi paylaşalım. İsmail Kartal yönetiminde başarılı bir performans sergiledi. Çok kez 11'de denendi. Jesus tarafından yetersiz bulundu. Kulübeye çekildi. Jesus tarafından yetersiz bulunmadı. Sisteme aykırı bulundu. Anlatabiliyor muyum? Sisteme aykırı bulundu. Onu da söyleyeyim. Şimdi Jesus Serdar Dursun'a yer vermiyor ama gezen, rakip savunmacılarla birebir rekabete giren golcü istiyor. Yani dikkat edin, Valencia Pedro bu yüzden oynuyorlar. UEFA listesine alınmadı. Zaten UEFA'da kısıtlamamız var. Belli bir sayıya kadar alabiliyoruz. Başkasını alamıyoruz. Hal böyleyken de Serdar Dursun'un alınmaması da hani çok abes değil. Bir de orada istediğin kadar yabancı oynatabiliyorsun. Bunda da sıkıntı yok. Ukraynalı gazeteci diyor ki, Serdar Dursun'un Dinamo Kiev'in kendisine yaptığı teklifi kabul etti. Dinamo Kiev'le uzun bir pazarlık yapıldı ve anlaşma noktasına neredeyse gelindi diyor.
Ama son dakikada pürüz çıktı diyor. Hatta Ukrayna tarafı Serdar'ın Kiev'in teklifini neden kabul etmediğini bilmediklerini, hani onlar için de sürpriz olduğunu ifade etmiş. Öte yandan Fenerbahçe 3,5 milyon euroya anlaşmış bonservis olarak ve Fenerbahçe 3,5 milyon euro alacakken Serdar Dursun kabul etmemiş. Şimdi de başlarlar. Serdar Dursun da kadro dışı. Yani 4 isim kadro dışı diye. Şimdi ben bunu başlığa yazacağım. Bana diyecekler ki yok cilicik bayit yapıyorsun. Yok şöyle yapıyorsun, böyle yapıyorsun. Bu Fenerbahçe'de 4 kişinin kadro dışı kaldığı konuşuluyor. 4 kişinin kadro dışı kaldığı konuşuluyor arkadaşlar. Bu benim kabahatim değil, benim kusurum değil. Ben bırakmadım kadro dışı ya da bu söylentileri ben çıkartmadım. Ama şu bir gerçek, şu herkesin yadsınamayacağı bir gerçek. Fenerbahçe'de 4 futbolcu evet uzun zamandır görev alamıyor fakat bu kadro dışı anlamı taşımıyor. Peki hocam, bize bir şey söyle, ikna olalım. Arkadaşlar, bana gelen bilgilere göre Zaitsen kesinlikle ve kesinlikle Larnaka maçında oynaması bekleniliyor. Ve bana gelen bilgi demeyeyim, hissi diyeyim. Çünkü bilgi dediğim zaman kimden geldi, kaça geldi, kaç kuruş, ne deniyor. Emre Mor ısrarlı bir şekilde ben Zaitsen ve Emre Mor'un Larnaka maçında oynayabileceği fikrindeyim. Serdar Dursun da oynayacak mı hocam? Yok, o hiç oynamayacak. Hocam bilgi mi duyun mu? %100 bilgi arkadaşlar. Serdar Dursun Larnaka maçında oynamayacak. Kadro dışı kalacak. Alınmayacak. Hocam ne diyorsun? Hani kadro dışı değil? UEFA listesine yazılmadı ki, azıcık dikkat edin deyin. Arkadaşım biri yazmış ya. Ya diyor, Beşiktaş maçında da almadı bu pelkası diyor. Lan bu pelkasına ne alıp veremediği var Jesus'un diyor. Yunanlıları sevmiyor mu diyor. Kafaya bak. Pelkas gitmiş. Öbür takımıyla maça çıkmış. Maçlara çıkmış. Adam daha pelkas soruyor. Arkadaşlar, benim aktaracaklarım bu kadar. Ha şunu soracaksınız. Hocam Serdar Dursun devre arası gider mi? Açıkça söyleyeyim. Şu an İbre gidere yakın. Hocam Zayt'la sözleşme uzatılır mı? Şu an görüşme yok. Dünya Kupası arasında görüşülecek. Valencia ile de muhtemelen Dünya Kupası arasında görüşülecek. Dikkat edin arkadaşlar. Formu yükselen futbolcuların formu düşüyor. Hocam sözleşme uzatılmadığı için. Hayır, sözleşmesinin son senesinde. Asıl futbolcuların şimdi kendine dikkat etmesi lazım. Asıl patlama noktasına şimdi ulaşmaları lazım ki sözleşmeyi kapmak için. Fenerbahçe bence akıllı hareket ediyor. Bakın bir Icardi olayı. Hepinize ders olsun ya. Ya hepinize ders olsun. Bir Icardi olayı. Allah aşkına. Yok bilmem Arjantin'deydi. Yok Suriye'ye gitti. Yok bilmem işte Özgür Suriye ordusuna katıldı. Yok katılmadı. Yok şu oldu bu oldu. Ya Galatasaray başına belayı aldı haberleri yok. O yüzden biz başımıza belayı almamak adına temkinli yaklaşalım, temkinli davranalım. Desteklerinizi bekliyorum. Arkadaşlar, diğer videoya 500 beğeni gelirse, bir kişiye forma dedik ya. Hadi bu videoya da 750 beğeni koyalım. 750 beğeni gelirse bir kişiye de, bu videoya beğeni atıp yorum atan arkadaşlardan bir kişiye de forma verelim. Yine 72 saat süreniz olsun. Gerisini size bırakıyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere dostlar.